Abdülkadir Selvi, anlaşmaya varılamayan 7 madde. Başbakan Davutoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleri için masaya oturduklarında önlerinde bir liste duruyordu. Liderlerden önce bir araya gelen AK Parti ve CHP heyetlerinin hazırladığı bir listeydi bu. AK Parti ile CHP heyetlerinin üzerinde anlaşma sağlayamadığı başlıklar yer alıyordu. Öncelikli olarak kurulacak koalisyon hükümetinin niteliği konusunda ayrı düşünüyor AK Parti ile CHP. AK Parti reform hükümetinin kurulmasını isterken CHP bir restorasyon hükümetinden yana. Neyin restorasyonu? 13 yıllık AK Parti iktidarında uygulanan politikaların restorasyonu. İsterseniz önce iki partinin temel görüş ayrılıklarının yer aldığı listenin tamamını verelim sonra dünkü liderler buluşması eşliğinde değerlendirmelere geçelim. 1. Hükümetin niteliği. CHP restorasyon hükümeti kurulmasını istiyor. 13 yıllık AK Parti iktidarında uygulanan politikaların restorasyona ihtiyacı olduğuna inanıyor. AK Parti ise reform hükümeti istiyor. İki zıt tabanı bir araya getiren koalisyon hükümeti hem nitelik hem de nicelik olarak geniş bir sosyal tabana oturacağı için büyük reformlara imza atabilir. AK Parti CHP'nin restorasyon hükümeti önerisini 13 yıllık kazanımların kaybı olarak görüyor. 2. Hükümetin süresi. CHP 4 yıllık güçlü bir hükümetin kurulmasından yana CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığımız sohbette hükümetin birinci olarak yüksek profilli bir hükümet olması gerekir, ikinci olarak 4 yıllık bir süre için kurulması lazım demişti. AK Parti ise hükümetin görev süresi için ucu açık olsun diyor. Koalisyon kurulup icraatlara başlamadan nasıl devam edeceği bilinemeyeceği için hükümetin sürecin ucu açık tutulmasından yana, geçmişte büyük umutlarla kurulan ana yolun bir yaşını bile doldurmadan nasıl yıkıldığını, Çiller'le Yılmaz'ın nasıl saç saça baş başa kavga ettiğini biliyoruz. 3. Milli iradeye yüklenen anlam. AK Parti milli iradenin tecelli ettiği merci meclistir. Aynı zamanda milli iradenin yöneltildiği yer de meclistir. Seçimlerde meclis iradesi nasıl tecelli ettiyse ona göre hükümet kurulur. O nedenle devletin politik öncelikleri de milli iradeye göre belirlenmelidir. CHP ise devleti önceleyen bir yaklaşım içinde. AK Parti ile CHP heyetleri arasındaki canlı tartışmaların biri bu konuda yaşanıyor. CHP bürokratik devlet düzlemine kadar geliyor. Devlet diye bir olgu var. Dış politikadan eğitime kadar tüm tercihler devlete göre belirlenmelidir görüşünde. 4. Dış politika. En çok tartışmalı geçen başlıklardan birisini dış politika oluşturuyor. Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelikle AK Partililer arasında bir gerilim yaşanıyor. Tahmin edileceği üzere Mısır'daki darbe ve Suriye konusu tartışmaların odağında yer alıyor. Mısır'daki darbenin yanında mı duracağız yoksa karşısında mı? soruları soruluyor. CHP laik dış politikayı savunuyor. AK Parti ise dış politika eksenine milli iradeyi yerleştiriyor. Dış politika tercihlerinin milli iradeye göre yapılmasını ve seçilmiş demokratik yönetimlerin esas alınmasını istiyor. 5. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanının yetkileri değil, seçim sistemi üzerinde görüş ayrılığı yaşanıyor. AK Parti Cumhurbaşkanını halkın seçmesini demokrasi için büyük bir kazanım olarak görüyor ve devam ettirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle meclisin üzerinde jetlerin uçurulduğu, meclisin askerlerce ablukaya alındığı, uğruna muhtıraların verilip İhtilallerin yapıldığı bir konu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Son olarak 367 kararına ve 27 Nisan e muhtırasına maruz kalan AK Parti, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi konusunu referanduma götürerek demokrasiye büyük bir katkı sağladı. AK Parti, milletin doğrudan söz sahibi olduğu bu sistemi demokrasi açısından bir güvence olarak görüyor. O nedenle muhafaza edilmesinde ısrarlı. CHP ise eskiden olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından seçilmesinden yana. CHP başından beri Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine, karşı halk seçtiği takdirde muhafazakar bir cumhurbaşkanının olacağı, CHP adayının seçilemeyeceği görüşünde. O nedenle eski sistemi getirmek istiyor. 6. Eğitim tahmin edileceği gibi iki parti arasındaki temel ayrılık noktalarından birini eğitim konusu oluşturuyor. AK Parti 28 Şubat'ın kesintisiz eğitimine son veren ve okullara Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatının ders olarak okutulduğu 4 artı 4 artı 4 kesintili eğitimden taviz verme niyetinde değil. 28 Şubat'ın İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarını ortadan kaldıran ve hafızlık eğitimine darbe vuran kesintisiz eğitim uygulamasını tasfiye eden bu konuyu varlık ya da yokluk nedeni olarak görüyor. CHP ise seçim seçim de açıkladığı gibi 1 artı 8 artı 4'lü eğitim sistemine geçilmesini istiyor. Bu sistemin 28 Şubat'ın kesintisiz eğitim uygulamasını çağrıştırdığı, hatta ondan daha ağır olduğu ve imam hatiplerin orta kısmını ortadan kaldıracağı yönündeki eleştirilere ise girmemeye çalışıyor. Biz imam hatip düşmanı değiliz demekle yetiniyorlar. 7. Mecburi din dersi. CHP zorunlu olan din kültürü ve ahlak dersinin seçmeli olmasını istiyor. AK Parti ise din kültürü ve ahlak dersinin din dersi değil, kültür dersi olduğu görüşünde. Bu nedenle mecburi olmasından yana. Bu iki maddeye dikkat etmenizi isterim. Çünkü muhtemelen bu koalisyon kurulamayacak ve bu iki madde seçim meydanlarında neden bu koalisyonun kurulamamasının gerekçesi olarak anlatılacak. AK Parti ve CHP heyetleri 10 başlık halinde çalışmıştı. Yukarıda anlaşılamayan hususları sıraladım. Demek ki ekonomi çözüm süreci ve Alevilikle anayasa konusunda bu denli derin görüş ayrılıkları yaşanmamış. Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak